faizlerini indirdi. 4. Yüksek kira geliri elde etme beklentisi. 5. Konutun yeniden bir yatırım aracı olarak görülmesi gibi başlıklar sıralanmış. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi tüketim tam gaz diyor. Anladığımız kadarıyla yine o mutlu azınlığın tüketiminden bahsediliyor burada. Ne dersiniz? Bir kere bu konut satışını arttıran 5 sebebin hiçbirine katılmadığımı net olarak ifade edeyim. Bakın şunu da söyleyeyim. Bir inşaat ve konut lobisi çok uzun zamandır faizler düşecek, konut fiyatları artacak, para kazanacaksınız diye emlak lobisinin ve inşaat rant lobisinin borazanlığını yaptı. Hatta bazısı çıktı dedi ki ne olursa olun konut kredisi alın, konut alın, %4'leri insanlara kredi aldırdı. Bunlar tamamen Türkiye'deki inşaat rantı ve emlak lobisinin yaptığı söylemlerdi. Bir kere şunu söyleyelim. %80 fakirleşen 70 milyon %0 faizle dahi, yani sadece ana para taksitlerini ödeyerek dahi şu andaki gelirleriyle karı koca konut alma şansları yok. Yani Bilge Hanım %20 peşinat verebilseler, %80'ini 0 faizle çekseler, gelen konut fiyatının taksitlerini karı koca birlikte maaşlarıyla ödeyemez. Mümkün değil. O yüzden 70 milyon için konut alma hayali falan geçelim. Bunlar gitti. Barınma krizini gidiyor. Peki bu gele kalan 10 milyon ve bu konut satış rakamlarına bakalım. Bir kere paranız varsa, oturacağınız ev alacaksanız, hep söylediğim şey oturmak için, gidin şu anda konut alın. Niye alın? Çünkü liste fiyatı üzerinden minimum %30 indirim alırsınız. Sıfır evler. Ama burada tekrar uyarayım. İnşaattan alırken çok dikkat edin. Birçok şu anda müteahhit iflas riskiyle karşı karşıya. Gerisine baktığımızda ipotekli satışlar %12 civarlarında, ki burada özellikle son dönemde yapılan borazanlığın da etkisi var. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Bilge Hanım bakın peşin alınıyor. Bunların oturma amaçlısını çıktığımızda da kayıt içine sokma hedefinin güdüldüğünü görüyoruz. Kayıt içine sokma hedefinin güdüldüğünü görüyoruz. Diğer bir noktada da bu dışarıda peşin parası olan kaymak tabakanın konut alırken enflasyon beklentisinin kırılmadığını görüyoruz. Yani bugünkü konut alımında 3 tane pencereye bakmamız lazım. Kaymak tabaka alıyor ve peşin para, bu kaymak tabaka peşin parasını kayıt içine sokma alternatifi yaratıyor. Kayıt içine sokarken enflasyon beklentisinin kaymak tabakada kırılmadığını görüyoruz. Ve üçüncü takiben de ipotekli satışlar artmadığı için bu tür konut satışlarının yatırım amaçlı olmadığını söylememiz son derece net. Tüketim artıyor mu? Demin dediğim gibi siz gelir dağılımını yok ettiniz. 10 milyon zengin, 70 milyon dar gelirli fakir yarattınız. 10 milyon bir Yunanistan ediyor Bilge Hanım. Bir Yunanistan. İzin verin de bu 10 milyonda şu andaki kazandığı faizle, geçmişte borsa kazancıyla, NAS ekonomisinde bedava kredi alıp enflasyon patlamadan gayrimenkule arsaya yatırarak elde ettiği servetle bir zahmet lüks tüketimine devam etsin. Şimdi lüks tüketim devam ediyor ama işte yurttaşın içinde bulunduğu durum belli, emekli belli, asgari ücret belli, beklentiler belli. Şimdi Sayın Gök'ten baktığımızda Kasım ayındayız. Önümüzdeki günlerden itibaren asgari ücreti tekrar konuşacağız. Emekli diyor ki bizi de unutmayın. Biz ne yapacağız? Emekliler için tabii bugüne kadar özellikle yüksek enflasyon karşısında ortaya çıkan bu kaybı gidermek için bir seyyanen zam çağrısında bulunuyorlar ama bu çağrıyı duyan yok. Bugüne kadar hem asgari ücretlinin hem emeklinin uğradığı bu kayıp karşılanmadan yapılacak zamları konuşmak da bir manasız değil mi? Ne dersiniz? %44 yeniden değerleme açıklıyorsunuz. Beklenen enflasyonu 44'e çekiyorsunuz. 17,5'tan 20 üstüne atıyorsunuz ki 2025'te o da çok iddialı. Aylık enflasyon trendini düşüremiyorsunuz. Ve sonra dönüyorsunuz, diyorsunuz ki asgari ücretliye %25 artı 5'te Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gelse 30 mümkün değil. Şu anda %45'in yeniden değerleme oranına göre söylüyorum bunu. 45'in altında yapılacak her zam
sefa çekenlerin cefa, sefa sürenlerin cefa çekenleri umursamadığı bir kayıtsız, etik dışı ekonomik tablo doğurur. Kabul edilemez. %45'in artı kabul edilemez. Ama artık herkese o kadar dinlendirdiler ki %30 gelecek. Peki Seyyaneni diyelim. Ya Seyyaneni ne için istiyorlar? 12.500 lira alan emeklilerimiz için. Bilge Hanım, şimdi size bir soru sorayım. Ya bir bana cevap versin. Asgari ücret 30.000 lira olsa. Ne olacak? En düşük emekli maaşı da 20.000 lira, 25.000 lira olsa. Ne işe yarayacak? Kaç ay? Refahçı. Geldiğimiz durum bu. Kimse kimseyi kandırmasın. 1.000 lira ya kırmızı etin kilosu. 1.000 lira, 1.000 lira. Neden bahsediyor? Bahsedebileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Bu yaratılan tablo sefa sürenlerin ekonomisi. Bakın hep size yayınlarda ben şu örneği verdim. Türkiye koşar adım Meksika'ya dönüyor dedi. Her sebebi. Ve gerçekten sistemli şekilde Meksika demografisine dönüyoruz. Meksika dünyanın en büyük 17. ekonomisi. Ama %10 dışındaki herkes fakir. %10 dışındaki herkes fakir. Bakın bir ülkede sistemli fakirleşme sosyolojik patlama yaratır. Bakın bu patlamaların sonucu şudur. Görünürde kategoriniz yoktur. Yani doğduğunuzda sınıf ayrımı yoktur. Ama sistemli %80'i sistemli fakirleşen bir ülkede sınıf ayrımcılığı başlar. Siz iyi okula gidemezsiniz artık. İyi yerlerde, parklarda dolaşamazsınız. Diğer insanlarla aynı ortamlara giremezsiniz. Klan kültürü oluşur ve doğduğunuz gibi yaşamakla mükellef hale gelirsiniz. İşte halk için eşitlik, fırsat eşitliği ve adalet sistemli fakirleşmeyle kaybolur. Bu kadar ciddi bir konumdayız. Peki bunu nasıl çözeceksiniz? Obezleri zayıflatacaksınız. Ne demek bu? 10 milyondan para alacaksınız. Para, vergi. Alabiliyorlar mı Bilge Hanım? Birinin gücü buna yetiyor mu? Yetmiyor. Hemen çıkıyor lobiden biri, vergi vereceğini öğrenen bir sefa süren vermeyiz diyor. Yapmayın diyor. Çıkıyor tim başkanı. Bu dar gelirli fakirlerin yüzüne baka baka. Aman diyor, faizi Burak dedi, tutarsınız ülke batar. Oldu paşam ya. İndirelim, sen emeksiz kazanmaya devam et. Sen zamanında çıkıp, bu lobilerin hangisi zamanında çıkıp, kredi garanti fonu yanlıştır. Bu kredi garanti fonundan verilen kredilerle millet gidiyor dolar alıyor, yapmayın demin. Niye Merkez Bankası bağımsızdır diye çıkıp bağırmadınız? Niye zamanında NASA ekonomisi yanlıştır, negatif reel faiz yapmayın demediniz de şimdi konuşuyorsunuz? Umarım Türkiye'de kaliteli, vicdanlı, liyakatli ve gerçekten rekabetçi üretim yapan iş insanları bir araya gelir. Buna şu an siyasetten daha fazla ihtiyaç var. Çünkü iş insanları yozlaşması var. Bakın size bir şey daha diyeceğim. Sahaya inin, sahaya. Sayın Gökten, ben şimdi araya girip devam edelim. Kısaca Ankara'ya uzanalım. Ankara'da bu kayyumlarla ilgili yapılan bir açıklama var. DEM Partili Gülistan Koçyiğit bir açıklama yapıyor. Kısaca kulak verelim, hemen geliyoruz.